İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Simon Daronyan, kendimizi savunmaya hazırlamalıyız. Raymond Berberyan, uyanma vakti. Artsakh'ın Berdaşen köyünde yollar asfaltlandı. İran Dışişleri Bakanı, Hapan'da konsolosluğun açılması Ermeni-İran işbirliğini güçlendirecektir. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Bağış'ın volkanik Nemrut Dağı. Stepanakert'te Azerbaycan'ın Şuşi'nin kültürel mirasına el koyma ve yok etme politikasına ilişkin bir toplantı düzenlendi. Batı Ermenistan'ın meydan okumaları konulu konferansta Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Simon Daronyan, Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin yaşamını ve faaliyetlerini sundu. Batı Ermenistan'ın yerli topraklarında Ermenilerin bölünmesinin sebeplerinin dinin ve partilerin çok kutuplu varlığı olduğunu vurguladı ve ana vatanımızda Ermenilerin değil yabancıların yönetmesinin çok üzücü olduğunu kaydetti. İnsanlar kendi vatanlarında katledildi ve asimilasyon başladı ve sürgün edilen halkın diğer kısmı bugün Batı Ermenistan'ın çıkarlarını temsil etmiyor. Bugün Ermeniler birleşmiyor. Soykırımdan sonra Ermenilerin bölünmesi başladı ve bu da vatanın ve Ermeni kimliğinin unutulmasına neden oldu. Zamanında yüz binlerce olan sürgündeki Ermeninin bugün milyonlarca olduğunu kaydetmenin zamanı geldi. Osmanlı İmparatorluğu yerli topraklardaki Ermeni kimliğini silmek amacıyla sadece insanlığa değil, aynı zamanda kültür ve mirasa karşı da soykırım yaptı. Ermeni kimliğini yeniden keşfetmenin mümkün olacağı bir mekanizma geliştirmek gerekiyor. Sadece binlerce Ermenilerden bahsederken bunun dini azınlıklardan bahsedildiğini anlamalıyız. Ancak bizim bir azınlık değil, yerli bir halk olduğumuzu, hangi dine ve partiye ait olduğuna bakılmaksızın Ermeni olduğumuzu dikkate almalıyız. Kendi gücümüz ve haklarımızla kendimizi savunmaya hazırlamalıyız. En önemlisi Ermeni olmamız ve birleşmemiz, kimliğimizin ve kültürümüzü korumamızdır. Doğu Ermenistan'ı yine çakallar tehdit ediyor ve atalarının toprakları üzerinde uçan pankartlar ve yeşil kağıtlarla şaşkına çeviriyorlar. Doğu Ermenistan halkı, Türk Erdoğan'ın her an Azerbaycanlı diktatör kuzeni Aliyev'e Artsakh'a yaptığı gibi Ermenistan Cumhuriyeti'ni işgal etmesini ve büyük babalarının Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeni nüfusa ve diğer Hristiyan azınlık halklara karşı yaptığı gibi Ermeni halkını katletmesini emredebileceğinin farkında. Gördüğünüz gibi Putin ve Erdoğan kurnazca çok iyi arkadaş oldular. Azerbaycan'ın yaptığı vahşet bizim cemaatimiz dışında dünya gazetelerinde yer almıyor. Suçlu kim? Çıkış yolu nedir? Çözüm ve belki de tek çözüm Batı Ermenistan Cumhuriyeti ile sınır oluşturmak, siyasi partilerden kopmak, sosyal veya dini bağlardan kurtulmak ve her şeyden özgür olmaktır. Birleşik, omuz omuza çabalarımızı yabancı çıkarlar tarafından izlenen yasal haklarımızı geri kazanmaya odaklanmak, 1920'de dünya ulusları tarafından imzalanan anlaşmalar uyarınca yasal olarak bize verilen atalarımızdan kalan tüm toprakları geri almaya çalışmak. Raymond Berberyan'ın makalesinin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti'nin Martuni bölgesindeki Berdaşen köyünün merkez yolu ve komşu Aşan köyüne giden yolun bir kısmı asfaltlandı. Bunu Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı Genel İnşaat Dairesi Teknik Kontrol Bölümü Başkanı Marat Musayelyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede ifade etti. Musayelyan, çalışmalar bu yılın Ağustos ayında başladı. Sonuç olarak yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 6.2 metre genişliğinde bir yol asfaltlandı. Köyde toplam 1500 metrekare yol asfaltlandı, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan, İran Haber Ajansı'na verdiği demeçte Hapan'da İran konsolosluğunun açılması Ermeni-İran ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan, Kuzey-Güney transit yolunun güçlendirilmesine yardımcı olacak bu adım, özellikle ekonomik alanda işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla iki ülke arasında gerçekleştirildi. İran konsolosu Hapan'da göreve başladı, diyerek ekledi.
Hapan'da konsolosluğun kurulmasıyla birlikte İran-Ermenistan Cumhuriyeti ilişkilerinin genişlemesine ve derinleşmesine tanık olacağız. Dünyanın en güzel kalderalarından birine sahip, sayısız jeolojik miras içeren ve ilk canlı oluşumu örneklerinden siyanobakteri çökeliminin izi sürülen Batı Ermenistan'ın Bağış Bitlis'teki Nemrut Jeoparkı, UNESCO'nun küresel jeopark ağına dahil edilmeye hazırlanıyor. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası ve biyoçeşitliliğiyle kentin turizmine katkı sunan Nemrut kalderası ve yanardağındaki lav kalıntıları geçmişteki volkanik hareketliliği gözler önüne seriyor. Batı Ermenistan'ın Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'nın eteklerinde yer alan Güzel Su ve Taş Harman köyleri yönünde uzun yıllar önce volkanik patlamalar sonucu binlerce metre derinlikten yüzeye çıkan lavların kalıntıları bilim insanlarının araştırmalarına da konu oluyor. Nemrut, Batı Ermenistan'daki önemli volkanik dağlardan biridir. Jeolojik incelemeler sonucu Nemrut'ta en şiddetli patlamanın 1441'de meydana geldiğini ancak 1600'lü yıllara kadar lav çıkışlarının olduğu belirtildi. Arsah'ın başkenti Stepanakert'teki Paul Eluard Evi Frankofon Merkezi'nde üniversitenin Kafkasya Çalışmaları Merkezi ve Kültürel Miras Kamu Konseyi tarafından düzenlenen Azerbaycan'ın Şuşi'nin kültürel mirasına el koyma ve yok etme politikası başlıklı bir basın toplantısı düzenlendi. Kafkasya Çalışmaları Merkezi Başkanı Hovik Avanesov, savaş sırasında kültürel mirasın kasıtlı olarak yok edilmesinin sadece kültürel soykırım değil, aynı zamanda bir dizi uluslararası sözleşme ve kararda yer alan bir savaş suçu olduğunu vurguladı. Kültürel Miras Kamu Konseyi Başkanı Sergey Şahvertyan'a göre Şuşi işgalinden sonra yaklaşık 13 müze ve sanat eseri koleksiyonu kayboldu. Sergey Şahvertyan, müzelerin ve koleksiyonların kayıtları ve içeriklerini yansıtan tüm belgeler de Şuşi'de kaldı, dedi. 8 Ekim 2020'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Şuşi'deki Surp Armena Pırgıç Vazançetos Kilisesi'ni kasten hedef aldığını ve iki kez bombaladığını hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Siritsir U Çarar İnzi ve Badi Vren adlı eseri sunuyoruz. Açık dumore duşe var, anuş yaro can var etir indi. Metze tarkar mir tuşe var, sire etir u çarar indi. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.